Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 16 Mayıs 2017 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılından bu yana ıslah çalışmaları yürütülen Karatuş Köyü mezrası düzenlenen törenle otlatmaya açıldı. Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılından bu yana ıslah çalışmaları yürütülen Karatuş Köyü merası düzenlenen törenle otlatmaya açıldı. Mera alanında düzenlenen törene Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, protokol mensupları ve Karatuş Köyü sakinleri katıldı. Düzenlenen program halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Programda konuşma yapan Karatuş Köyü Muhtarı Celalettin Buynuz, yapmış olduğu konuşmasında atıl durumda bulunan köy merasının yapılan ıslah çalışmasının ardından tekrar hayvancılığa kazandırılmasından dolayı teşekkür etti. Tarım İl Müdürlüğü, değerli misafirleri, etkinliğe hoş geldiniz. Tarım İl Müdürlüğümüzün mera ıslah projesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Köyümüzün merası önceki yıllarda bataklık iken drenaj borularıyla ıslah edildi. Mera her yıl baharın ve güzün Tarım İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu gübreleri köy halkının katkılarıyla meraya seplerek o çeşidi artıldı, daha verimli hale gelmiştir. Mera ıslah çalışmalarından dolayı Sayın Valim ve Tarım İl Müdürlüğü'ne ve mera birimine köy halkı adına teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Törende konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin ise meraların önemine değindi. Kaliteli yem, yem bitkisi temini oluşturmaktadır. Yeryüzünün büyük bir bölümü çayır ve mera alanlarıyla kaplıdır. Bu geniş alanlar hayvansal ürünlerin elde edilmesinde yeri dolduramayacak eşsiz kaynaklardır. Çayır ve meralar hayvanlara ucuz yem sağlayan kaynaklardır. Bunlar olmadan karlı, verimli, sağlıklı bir hayvancılık yapmak mümkün değildir. Bu alanların yanlış ve bilinçsiz kullanılması mera vasfını kaybetmesine, ayrıca meralardan sağlanacak katkıyı azaltmaktadır. Meralardan istenilen verimin alınabilmesi için ıslah çalışmalarının yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir. İlimizde 430 bin hektar mera alanı mevcuttur. Meraların ilin toplam arazisine oranı %36'dır. 2016 yılında başladığımız Dereyurt 17.679 dekar, Altınbaşak 4.065 dekar, Pişkidağ 365 dekar, köy meraları toplam 22.100 dekar mera ıslah çalışması başlamıştır. 2017 yılı için ise Karakaya bellemiz 12.274 dekar, Mahmutlu köyümüz 10.051 dekar, Değirmen köyümüz 810 dekar, köy meralarının toplam 3.141 mera ıslah çalışması da bu yıl başlanacaktır. Karatuş köyüne gelince 2015 yılında başlayan 4.839 dekar köy merası ıslah çalışmalarına alınmış. Proje süresi 3 yıl olup 2017 sonunda projemiz bitmektedir. Köydeki hayvan sayısı 313 büyükbaş hayvan birimi olarak hesaplanmış olup projenin maliyeti 519.477 liradır. Burada köylülerimizin aynı katkıları yani olmamakla birlikte çalışma ve işte katkıları olmuştur. Yani yapılan bütün işleri köylülerimiz yapmıştır. Projenin maliyeti ıslah çalışmalarda yem bitkisi tohum desteği sağlanmış olup mera alanlarını gübreleme, gerekli yerlerde drenaj çalışmaları yapılmış. Ayrıca kofa yabancı bitkisiyle mücadele için ilaçlama gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte erken ve aşırı otlatmaya engel olabilmek, meraların dinlenmesini sağlamak için otlatma planı hazırlanarak uygulamaya sunulmuştur. Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ise yapmış olduğu konuşmasında meraların hayvancılık sektörü açısından çok önemli doğal kaynaklar olduğunu ifade etti. Diyor ki en önemli sektörlerden birisi tarım sektörüdür. Ülkemizde tarımın gerçekten ön planda tutulması gereken ender yerlerden birisidir. Hem hayvancılık hem sebzecilik ve meyvecilik açısından belki de bölgenin deposu, bir merkezi olarak da bütün tarım otoriteleri tarafından da önemsenen bir bölgedir. İlimizin genel olarak yapısına baktığımızda kalkınmasının da ancak öncelikli olarak tarım ve hayvancılığa gerekli desteklerin sağlanması, çiftçilerimizin tarımsal anlamda yeterince desteklenmesi neticesinde ilimizin ekonomisinin bir ivme kazanacağı, bununla birlikte diğer sektörlerde ancak bu surette kalkınabileceği bariz bir şekilde bütün ilimizdeki gerek sivil gerek kamu paydaşları tarafından kabul edilmektedir. Buradaki çalışma da hayvancılığın ilimizde desteklenmesi açısından son derece önemlidir. 4839 dekar alanda 3 yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde buradaki köyümüzde mevcut hayvan varlığının ihtiyacının %70 oranında karşılayan bir mera gerek taban suyunun kontrol altına alınması, gerek yabancı bitkilerle mücadele, gerekse yem bitkisi çeşitliliğinin arzu edilen düzeye taşınması maksadıyla yapılan çalışmaların neticesinde ihtiyaç duyulan ot miktarını karşılama oranı %70'ten inşallah bu yıl sonunda %117'ye varmış olacaktır. Aynı zamanda dekar başına elde edilen ot miktarı da 50 kilogram bölü dekardan 125 kilogram bölü dekara taşınarak buradaki alandan %150 oranında bir verim artışı sağlanarak belki de tarımdaki en önemli kriter olan birim başına elde edilen fayda kuranla da bir hale getirilecek. İnşallah çiftçilerimiz de bundan azami düzeyde istifade edeceklerdir. Biz tabii teknik detayları çok fazla önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan köylümüzün, çiftçimizin ihtiyacını devlet olarak karşılamak, elimizdeki imkanları köylümüzün imkanlarını artıracak şekilde onların yolunda, onların uğrunda seferber edebilmektir. Ben bu açıdan bu çalışmayı gerçekleştiren başta Erzurum Tarımsal Araştırmalar Merkezi ve İl Tarım Müdürlüğümüze, Müdür Bey'in şahsında, çalışanların şahsında teşekkürlerimi arz ediyorum. Köylerimizin de buradaki çalışmalara katkısı imkan edilemeyecek bir biçimde ortadadır. Bütün işçiliğini neredeyse köylümüz yapmıştır. İnşallah bundan sonra koruma ve kullanma dengesini gözeterek teknik ekip tarafından hazırlanan otlatma planına riayet edilip meranın aşırı otlatılarak tekrar verimsiz atıl bir hale getirmesine engel olunarak bu çalışmanın amacına uygun bir şekilde bizden sonraki nesillere de devredilecek şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Tüm katılımcılara, bu çalışmada emeği olan herkese ve siz bizleri burada yalnız bırakmayın, siz değerli vatandaşlarımıza, çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Törende daha sonra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Mera'da 2 yıl boyunca yapılan çalışmaların teknik sunumunu yaptı. 2014 yılında hazırlanarak bakanlığımıza sunulmuş ve onay almış olup 2015 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projemizin 3. ve son yılı olan 2017 uygulamaları ile projemizin süresi tamamlanmış olacaktır. Ancak ıslah çalışmaları süresince elde edilen kazanımlar üreticilerimiz tarafından uygulanmaya devam edecektir. Projemiz ile içerisinde bulunduğumuz 1400 dekarlık mera dahil Karatuş köyüne ait yaklaşık 4830 dekarlık ot verimi ve kalitesi düşük olan meralarımızın verimi ve kalitesini artırmak amacıyla 93.800 TL tutarında gübreleme çalışmaları, 21.000 TL tutarında
yabancı ot mücadelesi amacıyla yapılan harcamalar, 67 bin TL tutarında toplam 2500 metre uzunluğunda drenaj yapılması. Yapılan konuşmaların ardından Karatuş Köyü ıslah ve amenajman projesinde emeği geçenlere Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk tarafından teşekkür belgesinin verilmesinin ardından köy merası otlatmaya açıldı. Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi geleneksel hale getirdiği öğrenci Veli El Ele Haydi İmam Hatip'te kermesi etkinliği bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi geleneksel hale getirdiği öğrenci Veli El Ele Haydi İmam Hatip'te kermesi etkinliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Eski mezunlar ile okuyan öğrencilerini buluşturmak amacıyla düzenlenen kermes Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlendi. Okul öğrencileri ve mezun öğrencilerin aileleri tarafından yapılan ürünlerin ve yiyeceklerin satışından elde edilen gelir ile okulda başarılı öğrencilere burs sağlanıyor. Düzenlenen kermes etkinliğine katılan Erzincan İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrenci velisi ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Celal Aydın, İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde öğrenci velisi olmanın gurur verici bir şey olduğunu ifade ederek bu kermesteki gelir okuldaki dar gelirli öğrencilere katkı sunacak dedi. Kermesin açılışını yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut ise kermes etkinliğiyle öğrencilerin hem diyaloglarını geliştirdiğini hem de el becerilerini artırdıklarını söyledi. Eski bir İmam Hatip Lisesi mezunu olan Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Kadın Kolları Başkanı Samime Özker ise kermes etkinliğinde eski öğretmenleriyle karşılaştığını ve bunun kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etti. Kermes açılış programına katılan Erzincan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Tekin ise açıklamasında kermese katılan öğrenci ve velilere teşekkür ederek kermesin hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. Son olarak açıklamalarda bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Harun Yahya, Erzincan'da 40 bin kişilik bir aile olduklarını dile getirerek velilerin öğrencilerini İmam Hatip Lisesi'ne yönlendirmelerini istedi. Biz İmam Hatip Lisesi olarak bir aileyiz. Hem de çok kalabalık bir aileyiz. 100 binlik Erzincan şehrinde yaklaşık 30 bin, 40 bin kişiyi etkileyen bir aileyiz. Gücümüzü göstermek istiyoruz. Velilerimizden tek isteğimiz kermes aracılığıyla şunu söylüyoruz. Tam TEOG'dan çıktı öğrencilerimiz. Tercih zamanı. Bize güvensinler. Öğrencilerini bize göndersinler. Gözleri de arkada kalmasın. Ben şimdiden kermesimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan giyim ve mefruşat kurslarının yıl sonu sergileri yapılmaya başlandı. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan giyim ve mefruşat kurslarının yıl sonu sergileri açılmaya başlandı. Bir sergide Yaylabaşı Beldesi'nde açıldı. Açılışa Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya Yavuz, Halk Eğitim Merkezi çalışanları, kursiyerler ve Yaylabaşı'nda oturan vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz emeği geçenlere teşekkür etti. Çok değerli Yaylabaşı kursiyer arkadaşlarımız, bir yıl boyunca devam ettiğimiz giyim ve mefruşat kursunun sergisini açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Birkaç şey ilave etmek istiyorum. Artık Yaylabaşı beldesi halk eğitim kültürüyle haşır neşir oldu. Her sene yıllardır ben buraya gelip gidiyorum. Gerçekten arkadaşlara da çok, hepiniz huzurunda çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada bizim hayat boyu öğrenmeye büyük değer veriliyor. Kurslarımıza geliniyor. Artık karınca kadarınca neler yapılabiliyorsa ki güzel işlerinizin çıktığını da biliyorum ben. Ama hepsinden öte çok güzel bir ortam oluşuyor. İnsanlar bir arada sosyalleşiyorlar, yardımlaşıyorlar. Kendilerince bir şeyler üretiyorlar. En azından ben her geldiğimde bu kursumuza bir mutluluk gördüm. Bir tebessüm görüyorum değerli kursiyerlerimizde. Bu da bize güç ve kuvvet veriyor. Bundan dolayı ben memnuniyetle aranızda olmaktan
çok memnunluk duyuyorum. Ve bizi iyi ağırlıyorsunuz her gelişimizde, gerçekten öyle. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Usta öğretici Ayşenur Yıldız ve Hatice Akar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken kursiyerler ise duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Yaklaşık 10-15 kursiyerle çalıştık. Çoğunlukla elimizdeki malzemeleri değerlendirmeye çalıştık. İhtiyaca göre cevap vermeye çalıştık. İşlemeler yaptık, dantel geçirmeleri yaptık. Ben Ayşenur Yıldız, halk eğitim usta öğreticiyim. Bu sene yayla başında göreve başladım, ilk senemdi. Öğrencilerime daha farklı şeyler yaptırmaya çalıştım, imkan gösterdim. İnşallah başarılı olmuşumdur. Farklı teknikler, şöyle göstereyim yani, daha farklı şeyler öğretmeye çalıştım. Kursiyerler farklı teknikler öğrendi. Farklı çalışmalar. Yani daha değişik şeyler öğretmeye çalıştım. Kaç tane eser seviyorsunuz? Şu anda 25 tane eser astım. Hepsi de öğrencilerimin. Hepsinin eline koluna sağlık. Buradan Halk Eğitim Müdürü Ziya Yavuz'a, Yaylabaşı Belediye Başkanı da Muharrem Oğuz'a teşekkür ederim. Bir yıl boyunca bir kere arkadaşlığı, dostluğu, her şeyle beraberliği öğrendik. Kıyafetler diktik, pike takımı falan, çocuk eşyaları falan yaptık. Ondan sonra antika işler yaptık. İşte kız çeyizi, seccadeler, bu şekilde günümüzü değerlendirdik. Ayşe Şimşek, Yelebaşı'nda yaşıyorum. Kursa katılımım benim ilk sene oldu ama çok memnun kaldım. Yani genç kızlarımızın çeyizleri falan tamamlandı. İşte çocuk kıyafetleri olsun, her türlü faaliyeti gördük. Ay kendi ürünlerimi gösteriyorum, onlar benim şunlar. Sayın seyirciler, Erzincan İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarına hac seminerleri verildi. 2017 yılı Hac Organizasyonu Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri 15-16 ve 17 Mayıs tarihlerinde İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Verilen seminerlere Erzincan'dan 230 hacı adayı katıldı. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından verilen eğitim seminerlerinde Karabayır hacı adaylarına maddi ve manevi olarak hacı adayları için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. İl Müftülüğü olarak 2017 yılında hacca gidecek hacı adaylarımızın seminerlerini yapıyoruz. Maşallah hacı adaylarımız son derece heyecanlı. Biz de kendilerinin hacca gitmeden önce maddi manevi olarak hazırlanmaları hususunda destek programları yapıyoruz, seminerler hazırlıyoruz. İnşallah hacılarımız sağlıkla, afiyetle, huzurla bu mukaddes vazifelerini yapıp dönerler. Biz bu seminerlerde hac ibadetlerinin farzını, vacibini, sünnetini, yapılış şekillerini, bu ibadet esnasında karşılaşılacak güçlükleri ve diğer bütün hazırlıkları kendilerine aktararak, anlatarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz susuzluğa alışırız ama Kur'ansızlığa alışamayız, bize Kur'an kursu yaptı dediler. Ve yaptık. Neyi anlatmak istiyorsun hocam diye sorarsanız, Allah devletimize zevam vermesin. Sayın seyirciler, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yurda kaçak giriş yaptığı tespit edilen 114 Afganlı yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yurda kaçak giriş yaptığı tespit edilen 114 Afganlı yakalandı. İki gün ihtiyaçları karşılanan kaçaklar sağlık kontrolünden geçtikten sonra Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri Erzincan-Erzurum Karayolu Üzümlü ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan incelemede 49 kişilik kapasitesi olan yolcu otobüsünde aralarında çocukların da bulunduğu 114 Afgan kaçağı tespit edildi. Kaçaklar Üzümlü ilçesine götürülerek ihtiyaçları karşılandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar buradaki işlemin ardından kontrollü olarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. Niye kaçtınız? Savaş var, o yüzden. Nereye gidiyordunuz? İstanbul. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Ne yapacağız, sağ ol, çalışıyoruz. Yani... Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.